Evet efendim, herkese merhabalar. Valla işte Sait Faik'ten öyküler okuyorum. Hafta başından beri, geçen haftadan beri aslında ve bu haftayı da tamamen Sait Faik'e ayırdım. Bak, şöyle bir durum var. Sait Faik'i okudukça, öykülerini tekrar hatırladıkça daha doğrusu, yaşadığım şehri ne kadar çok özlediğimi fark ediyorum. Onun yazdığı yerlere gitmek istiyorum. Beyoğlu'na gitmek istiyorum. Üsküdar'a gitmek istiyorum. Galata'ya gitmek istiyorum falan. Böyle çok fazla özlediğimi fark ettim. Çünkü Sait Faik İstanbul'u o kadar güzel anlatır ki, o kadar güzel yazar ki, lokantalarını, meyhanelerini, sokaklarını, insanlarını o kadar güzel resmeder ki, yazarak ve anlatarak. Siz kafanızda otomatikman canlandırıyorsunuz. Ve tabii ki özlüyorsunuz. Yani çok özledim ben de. Yani gidip bir yerde oturup bir kahve içmeyi, bir kafamı boşaltmayı falan. Öyle yürümeyi sadece, hiçbir toplu taşıma aracına binmeksizin yürümeyi özledim şehrin içerisinde. Sait Faik bana bunları bu hafta iyice böyle daha da fazla benim bu konudaki ibremi yukarı doğru fırlatarak beni hüzünlendiriyor açıkçası. Yani ne zaman kavuşacağız? Herkes için söylüyorum bunu. Yani hepimiz için, şehrimize ne zaman kavuşacağız? Yaşadığımız şehirlere ve tekrar özgür bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde ne zaman şehrimizde gezmeye başlayacağız? Bunun özlemini çekiyoruz şu anda ciddi olarak. Ama bu sürede bu özlemimize bir gün kavuşmak adına evde kalmak zorundayız. Yani bu sadece bize, yani kişi sadece şey zannediyor bu tip durumlarda, hani hiç kimse yaşamıyor bu durumu, sadece ben yaşıyorum gibi bir algı oluşuyor ama bütün dünya şu anda zaten evden çıkamıyor. Ve dolayısıyla bu konuda kimsenin kırıcı olmaması gerektiğine, mümkün olduğunca herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğine inanıyorum. Öyle düşünüyorum. Hani zaten böyle olması gereken bir konuda kimsenin aslında çıkıp bir şey söylemesine gerek yok. Zaten böyle olması gerekiyor ama maalesef işte bu evde kalma süreci içerisinde ekonomik bir takım sıkıntıları da olacak bunun. Hiçbir şey net değil. Her şey belirsiz. Yani dışarıya çık, ne zaman çıkılacağından tutun da ne zaman gerçekten işte çalışmaya başlanacağı, işini kaybedip kaybetmeyeceğin, maaşını alıp alamayacağından tutun da her şeye varana kadar bütün dengeler bozulmuş durumda. Her şey belirsiz. Ya sadece sokağa çıkıp çıkıp, hadi mesela yarın hadi herkes dışarı dese bazı belirsizlikler ortadan kalkacak mı? Kalkmayacak. O belirsizlik hala devam edecek. O yüzden lütfen lütfen birbirimize saygılı olarak, saygılı davranarak bu süreci hep birlikte atlatılması gerektiğini altını bir kere daha çizmek gerekiyor. Kimse birbirine karşı kırıcı olmadan, kimse kimsenin üstünde bir şiddet uygulamadan bu durumu geçirmemiz gerekiyor. Yani aynı evin içinde çok küçük metrekarelerde insanlar birbirini bir şekilde yavaş yavaş duyulmaya başladı çünkü böyle olaylar. Aile içi şiddet, çocuğa şiddet, bunlar söz konusu olmaya başladı ve bunlar artarak devam edebilir maalesef. Şartlardan dolayı dediğim gibi, ama lütfen bu süre, hepimiz belki de bu cümleyi ilk defa bu zamanda bu kadar yerinde kullanılıyor bu cümle bence. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Tüm dünya aynı belirsizliği, aynı ekonomik sıkıntıyı yaşıyor. Aynı kaygıyı, aynı anksiyete bozukluğunu yaşıyor. O yüzden lütfen herkesin sabırlı ve sağlıklı kalması adına yapalım. Yani birkaç kez değil, 5-6 kere düşünelim bazı hareketleri yapmadan önce lütfen. Bu çok önemli ve evet, sevgili Sait Faik Abasıyanık'tan öyküler okumaya
Devam ediyoruz efendim. İstanbul'un içinde gezinerek tabii ki. Navna var öykünün adı. Kısacık bir öykü. Köprünün üstünde el ayak çekilmişti. Üstünden başından ameli olduğu anlaşılan bir adamla yine aynı yaşlarda elbisesinden gemiciliği dökülen bir başka adam hiç konuşmadan yan yana sigaralarını tüttürerek Üsküdar'a doğru bakıyorlardı. Üsküdar uzaktan bakılacak ve oraya gidilmeyecek kadar uzak, garip, güzel bir köy haliyle karanlığın içinde kırmızımsı seyrek elektrikleriyle çoktan uyumuştu. Gemici ötekine, ''Benim Üsküdar'da bir teyzem vardır.'' dedi. ''Gidip bir gün görelim.'' Yine konuşmadan köprü altından geçen bir motora daldılar. Motorun arkasında mavnalar doluydu. Üzerinde muşambalar örtülmüştü. Muşambaların altında buğday, mısır, arpa, hububata benzer bir yumuşaklık vardı. Amelilerin kafasından, köprünün üstünden, son mavnanın içine, içlerinde buğday olduğunu tahmin ettiğim yumuşaklığı atlayıvermek geçti. Bu hissini söylememek istedi, dayanamadı. İçine atlayıversem dedi. Sinemadaki gibi değil mi? Ameli cevap vermedi. Vermedi ama gülümsedi. Bir kış Ramazan'ın gecesiydi. Sonra İstanbul tarafına dönüp camilerin mahyalarını seyrettiler. Gemici, ne hoş dedi kandiller amele. Sahi hoş be dedi. Hafta tatilinde birisi Galata'ya geçerdi. Öteki Şehzade başına. 40 yılda bir de köprü başına giderler. Geceliğin geceye bakarlar. Gecenin içinde her zaman Üsküdar'ın ışıkları, Galata'daki büyük vapurlar, iskelelerdeki küçükleri, köprü altından gelip geçen ardlarına dolu veya boş mağdalar bağlanmış motorlar görürlerdi. Böyle akşamlarda birbirlerinin dostluğuna güvenileceği, iyi iki arkadaş olduklarını 4-5 cümle konuşmadan anlarlardı. Amele her zaman buraya her gelişlerinde içi buğday dolu, yüklü motorlar geçerken köprünün demirleri üstüne çıkıp ayaküstü kendisini bırakmak isterdi. Bazen arkadaşına bunu söyler, arkadaşı sinemadaki gibi değil mi der. Ya eve gider yatarlar yahut vakit erkense bu sözden birdenbire hatırlayarak yüksek kaldırımda bir sinemanın ön sıralarına geçip otururlardı. Ne film gösterilirse gösterilsin onlar mütebessim ve memnundurlar. Eve gelince yine konuşmazlardı. Biri Galata'daki dostluğunu sinemadaki herifin yaptığı gibi öpeceğini, öteki sade başındakinin avucunun içine karanlık sokaklarda koklayarak öpeceğini, içleri ezilerek uykulara kaçarak düşünürlerdi. Birisi uyudun mu der, öteki uyudum diye cevap verirdi. Biriki gülerse öteki derhal uyurdu, gülmese gülmeyen uyumuş olurdu. Beyaz, mehtaplı bir geceydi. İnsana büyük bir yol gitmek arzusu veren, iskelede yatan vapurların bacaları hafif hafif duman çıkarıyorlar. Bazen bir vapur, denizin içindeki bir başka ışıklı vapurla beraber iskelelere yanaşıyor, 3-5 kişi merdivenlerden hızlı hızlı geçip gidiyorlardı. Amele birdenbire, gitsek mi? Öteki, gidelim dedi. Aynı odada yatıyorlardı. Birisi Sivaslıydı, öteki İzmirli. Biri vapurlarda çımacılık yapıyordu, öteki bir değirmende çalışıyordu. Ayda 4 liraya tuttukları odada hiçbir gece oturmazlardı. Birbirlerinin yüzünü de çok az görürlerdi. Birisi işini 9'da paydos ederdi, öteki 12'de gelir yatardı. Oda simsiyah karanlıktı. Yine karanlık, rutubetli, küflü bir avluya bakan demir parmaklıklı pencereden gün ışığı zor girerdi. Birinin yatağı sağda, ötekinin yatağı soldaydı. Amele yorganı olmadığı için soyunmadan yatar, öbürü son don gömlek uyurdu. Sabahleyin beriki saat 6 vapuruna yetişmeliydi. Ötekisi ise öğleden sonra işi alırdı. Bazen her ikisi de 6'da uyanmış olurlarsa Rum patron yanında çalışan Amele sabahın Kalimera oğlum derdi. Ötekisi de Kalimera'yı Karamela manasına alır, seninkisi de Latilokum derdi, gülerlerdi. Bir gün çımacıyı işinden çıkardılar. Bir iskele memuru yüzünden. Adam şu kadarcık anlattı. Bana eşoğlu eşek dedi. Ben de çenesini dağıtıverdim. Arkadaşı yapmamalıydın dedi. Bu söz ötekinin o kadar gücüne gitti ki 3 gün aç gezdi. Arkadaşından bir yardım istemedi. Belki birikmiş parasını yiyor sanıp halini sormadı.
Çimacı Paşabahçe Cam Fabrikası'nda iş buldu. Orada yatıp kalkacağı için arkadaşına veda etti. Öpüştüler, son akşamlarını yine köprü başında geçirdiler. Bir Üsküdar'daki teyzeme gidemedik dedi Amele, Sivaslı. Olmadı işte, yine gideriz inşallah canım. O kadar güzel bir ay vardı ki gökyüzünde, insanın içine ay aleminin acayipliği çöküyordu. İnsan kendi kendine orada olsak diyordu, ayın içinde. Ama hiç kimse bunu ötekine, yanındaki arkadaşına söyleyemiyordu. Tam o sırada sakin suların içinde patırtılı bir motor sesi geldi ve ardında belki ona yakın mağına var. İçlerinde yine buğday vardı. Amele ta atlarından geçen tepelime buğday yüklü mağınalara baktı. Fakat içine, içlerine atlamak arzusu ilk defa olarak gelmedi. Efendim, evet, Sait Faik her okunduğunda İstanbul'u gezme isteği doğuyor. Şimdi daha çok bu istek alevlendi tabii. Gezeceğiz, dışarı çıkacağız. İstanbul'a tekrar kavuşacağız. Herkes kendi şehrine tekrar kavuşacak. En az hasarla umarım herkes kendi şehrine kavuşur. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'a kavuşur. Evet. Böyle susup dalıp gitme söz konusu oluyor öykü okuduktan sonra. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.